Semiha yüzün niye asıldı? Biraz moralim bozuldu. Beğendim diyorlar. Sonra olmadı diyorlar. Esra'nın bonfilenin nasıl piştiğini bile bilmiyor. Yorum yapıyor. Katılmıyorum bu söylediğinize. Bonfilenin pişme süresi kısa diye lokum gibi olmasın mı? Kısa diye değil. Onun pişme derecesi öyle. Tamam, derecesi var. Kısa bir sürede pişer bonfile. Yoksa kurur. Değil mi? Ben kuru dedim mi? Demedim. Et sertti. Lokum gibi olmamıştı. Çünkü etin ölçüsü büyüktü. Onun bir ağırlığı var zaten. Herkes çok beğendi. Pişme derecesi böyle olmalıydı dedi. Sabah Hanım da öyle dedi. Benim görüşüm bu yönde. Bu yorumda bir kasıt arıyor musun peki sen? Arıyorum. Kendi gününde göreceğiz. 2 saatte neler yapacak bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Ben de. Elimden geleni yapacağım sizleri ağırlamak için. Şu an ikimize savaş açmış bir durumdalar Esra Hanım. Ha, Esra'yı yanına aldın. Niye öyle bir kendimizi sen... bir bomba gibi hazırlamamız lazım. Şu an çünkü ikimiz kaldık. Sizi de göreceğiz. Tabii ki şöyle, göreceksiniz. Siz avukatımız. Bu yarışmaya görmek için sizi de görecek deyince zaten ikimiz siz kaldı. Siz Esra Hanım'ın avukatı mısınız? Yok, avukatı değilim. Neden onu? Burada yani... sohbet ediyoruz, hayır, konuşuyoruz. Sohbet. Şu an Esra Hanım'a bir şey soruluyor. Cevap veriyor falan. Yok, ben de cevap veririm. Size soruldu mu? İşte bak şu anda size soruldu mu peki? Ben size soruyorum. Avukatı mısınız Esra Hanım? Değilim, avukatı değilim. Neden? Size... Avukat olmak mı zorundayım? Bakın gözlerinizi patlatıp kaşınızı çatıyorsunuz. Evet. Neden? Neden acaba? Bilmem. Demek ki korkutmuş olabilir miyim sizi? Evet, korkuttunuz. Evet, işte dün bunu yaptınız ya. Ben de sizden öğrendim. Bunu dün yapıyorum. Söylemedi. Evet, dün niye söylemedi? Ne oldu size? Ben anlamıyorum. Verdiğinizi çok beğendim. Bugün yürek yediniz galiba. Bir de ben şunu da belirtmek istiyorum. Hayır. Hani dediler ya, sizi de göreceğiz, çok merak ediyoruz ve Bilgin Hanım da biz bomba gibi gelmiş. Hiç öyle düşünmüyorum. Kendimi hiç öyle strese sokmayı da düşünmüyorum. Çünkü sizinle... Beğenmeye beğenmesin mi? Şöyle, sizinle orada o atmosferde yemek yapmak, eğlenerek yemek yapmak ve... sevdiğim kişilerin beğendiği menüyü seçtim arkadaşlarımı tattırmak için. Onları da size tattırmak için sabırsızlanıyorum. Peki tatlı yorumlarına geçelim mi? Geçelim. Emine? Merak ediyorum. Sabah abla çok beğenmiş. Sabah Hanım'dan başlayalım, biraz moralim yükselsin. Evet, yükselsin. Çünkü tabağını bitirdi. Kıtır kıtır gerçekten şerbetini çok güzel çekmiş. Hiç yumuşamamış, çok güzel bir kadayıf tatlısı yedim. Afiyet olsun. Gerçekten bunu böyle yapmak da zordur, hamurlaşabilir. Evet, zordum. Ama bu şekilde yapmak zordur. Yoksa bunu hani yağladın, tepsiye koydun, bastırdın, arasına cevizi koydun, fırınladın. Bastırmak çok önemli işte. Yoksa bastırmasan bu böyle şişecek, hiç şerbetini çekmeyecek. Benim laf söylemişti. Yok, ben söylemedim. Ben sizin tatlınızı beğenmiştim. Muhallebi mi kadayıf mı zorluk olarak? Muhallebi. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Bilgin Hanım, muhallebi mi kadayıf mı? Kadayıf, şerbetli tatlı daha zordur. Kadayıf şerbetin riskidir. Kıvamını tutturmak kadayıf gerçekten riskidir. Çok zor. Evet. Kadayıf daha zor. Tabii ki de. Esra, biz masanın üstüne çıktık bastırmak için. Yalan yok, cidden çıktık. Sofra bezi aşamaları, sert. Evet. Aşamaları kolay gibi görünebilir. Evet. Ama şerbetleme kısmını çok zor ve çok beğendim. Çok güzel evet, oldu. Beğendim. Ben de beğendim. Eline beğendim. Sağ ol. Afiyet olsun. Vay be, Emine Hanım. Ben de beğendim. Muhallebi mi, kadayıf mı? Zor tatlı kadayıf seçildi. Ellerine sağlık. Herkes beğendi. Puanlamaya gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım, inşallah puanlama seni şaşırtır da yüzün güler. İnşallah. Puanlamada görüşmek dileğiyle. Buyurun, gidiyoruz. Esra Hanım'a çok sinirlendim. Bonfilenin öyle pişmemesi lazım diyor. Fakat bonfile öyle pişilir. Önce Esra Hanım bonfilenin nasıl pişileceğini bilsin, öyle gelsin bu yarışmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.